Üretmek benim için en güvenilir ve kendime en özgürce ifade edebildiğim alışkanlığım oldu. İnsan ilişkilerinden, toplumsal konulardan ve güncel olaylardan oldukça etkileniyorum. Eserlerim istemsiz olarak ciddiyetten uzak ve gülünç bir yerde konumlanıyor. Bu durumsa beni düzen duygusundan ve ciddi olma baskısından kurtarıyor. Mizah bir noktada beni silahsızlandırıyor gibi hissediyorum ve bu benim için özgürleşme fikriyle doğrudan bağlantılı. İlhamı ani olarak gelişen bir şey değil de davetle, çağrılarak gelen bir uyarılma süreci olarak görüyorum. 5-6 sene kadar önce rüyalarımı hatırlamak, bunu bir benlik araştırması haline getirmekle ilgili bir takıntı geliştirdim. Bu süreç boyunca tüm detaylarıyla toplamda 72 adet rüyamın yazılı olduğu defterimi baştan sona okuduğumda tuhaf nesneler, karakterler ve absürt olaylarla karşılaştım. Onları kendi soyut gerçekliğimden koparıp somutlaştırma fikri ilgimi çekti ve seramik, sulu boya ve farklı malzemeler kullanarak üretmeye başladım. Rüyaların kendi sembolik dilini çözebilmenin mümkün olduğunu düşünmesem de onların kendimi ve benliğimi az da olsa anlayabilmenin en tuhaf yolu olduğunu gözlemledim.